Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün saçı olan ya da olmayan herkesi ilgilendiren bir konu. Yani kafatasında saç derisi olan herkesi ilgilendiren bir konu. Bir gün de şöyle bir cool girsem. Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere saç deriniz neden yağlanır, neden kurur, karma neden olur, seborreik dermatitten birazcık söz edeceğim. Daha sonrasında ne yapabiliriz ya da nasıl olması gerektiği haline getirebiliriz vesaire gibi şeylerden söz edeceğiz. Umarım çok faydalı bir video olmuş olur. Diyecektim de neyse, bu şekilde de demiş olayım. Şimdi gelelim, evet, saç yağlanması, yağlanma konusu o kadar çok önemli bir konu ki. Yani yağlanmamak konusu da. Yağlanmayı da konu oluyor. Yağlanınca da bildiğiniz işte dümdüz yağlılık. Yağlılık da değişiyor. Şimdi normal yağlı olan bir saç var. Hani biraz daha yoğun, çabuk yağlanan bir saç. Bir de sürekli vıcık vıcık olan saçlar var ki bunun temizlikle hiçbir alakası yok. Hatta fazla temizliğin bile getirmiş olduğu ekstra yağlılık söz konusu. Hepsini teker teker değineceğiz. Şimdi bir güzel arkanıza yaslanın arkadaşlar. Yaslanmadan önce de videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. O zaman geçelim konumuza. Öncelikle saç neden yağlanır ya da saçın o yağlanma yağlanmama sürecini anlatayım. Her gözenimiz, vücudumuzda bulunan her gözenin içinde yağ bezleri mevcut. Bu yağ bezleri, hani diyoruz ya, uf, T bölgem çok yağlandı, yüzümde şöyle yağlılık var ya da çok kuru bir cildim var, hiç yağlanmıyor, karma yağlı bir cildim var vesaire. Bunların hepsi saç derimiz içinde geçerli. Tabii ki de saçımız aşırı yağlılığa geçtiğimizde bilelim ki bu bezler olması gerekenden çok daha fazla yağ üretiyor demektir. Peki bunlar neden bu kadar çok yağ üretir durduk yere? Bunların en temel başında tabii ki de hormonal sorunlar geliyor. Ergenlik dönemimizde bu hormonlar biraz daha fazla olduğu için yağlılık normal kabul ediliyor. Hani 25 yaşındaki bir bireyin yağlılığı normal değilken 17-18 yaşındaki olan bir bireyin yağlılığını normal kabul edebiliriz. Geçmezse sorun. Dökülmeler başlar saçlara. Aman dur. Mesela benim şu an saçım 3. gününde yağlılık, yağlanmama derecesi bu. Yani olması gereken bu. Maksimumu bu. Bundan sonrası saçınızı çok sönük gösterir, saçınız çok kötü. Kötünün de kötüsü gibi görünür. Oluşturmak istediğimiz rayın bu şekilde bir göstermek istedim. Benim de saçlarımın çok yağlandığı dönemler oldu mu? Oldu. Özellikle bu saçım çok fazla döküldükten sonra tekrardan iyileştirme sürecinde saç köklerinden acayip bir yağlılık geliyordu. Saçımı yıkıyordum, geliyordum, tekrardan yağlanıyordu. Fakat neyse, geleceğim hemen, çok fazla her şeyi bir anda söylemeyeyim. Oraya da değineceğim neler yapılması gerektiğine. Sık yağlılık özellikle kadınlarda da çok fazla görülebilir. Çünkü hani özel günlerinde yaşanan hormonal sorunlar sebebiyle de saç derisi bir hayli yağlanabiliyor. Mazur görülebilir şeyler bunlar. Kadınların daha çok çektiği bir durum denebilir. Ve tabii ki de dalgalı, kıvırcık ya da kalın telli olan bir saç, ince telli ve cansız bir saça göre daha hızlı yağlanır. Banyodan çıktıktan 3 saat içerisinde yağlanma kendini göstermeye başlayacaktır. Fakat hani çok yağlanma olduğu zaman hepinizden duyuyorum. Banyodan çıkıyorum, 2-3 saat içinde saçım yağ içinde diye. Bu tabii ki de o bezlerin çok olması gerektiğinden fazla hızlı çalıştığı anlamına gelir ki şu da çok yanlış. Biraz karışık gidiyorum, farkındayım ama emin olun tüm söylediğim her şey çok önemli. Aklıma geldikçe de hemen hemen hepsini aktarmaya çalışacağım. Umarım tekrar etmem kendimi, söyledim mi acaba diye. Şimdi en son ne demiştik? 3-4 saatte yağlanma süreci kendini çok rahatlıkla gösteriyor. Biz bunu nasıl önlüyoruz? Düz mantık. Her gün bu saçı yıkıyoruz. Bir daha yıkıyoruz. Ya ben her gün yıkamadan insan içine çıkamam. Bir daha yıka. Salı yıka, çarşamba yıka, perşembe yıka, yıka babam yıka. Sonra ne oluyor? Biz aslında tüm yağdan arındırdığımız için her gün o yağ bezleri durmadan aktif bir şekilde ve daha fazla, aa bak kuruyor diyor, bir daha salgılıyor, kuruyor diyor, bir daha salgılıyor diye bu yağdan hiçbir şekilde hayatımızın sonuna kadar kurtulamıyoruz. Çünkü bırakın saç yıkama rutini 2 ila 3 gün normaldir. Bunun üstü, eğer saçınız çok yağlanıyorsa saç ve saç diplerine de zarardır, artık o besleme kısmından çıkar. Gözenekler tıkanınca hava alamaz, hava alamayınca saç kendini döker. Ya da tamamıyla kuru bir saçınız varsa 2-3 gün yerine 3-4-5 güne kadar rahatlıkla çıkarabilirsiniz ki saç temizliği de önemlidir. Daha fazlasına çıkarmamaya özen gösterin. Peki kepek her zaman, aslında şöyle bir şey var, işte kepekli saç yağlı saçtır vesaire. Hayır, öyle bir şey yok. Kepek hem çok yağlanan saçta da ortaya çıkar hem de
Çok fazla kuru olan saçta da ortaya çıkar. Fazla yağ size kepek olarak döner. Dökülen saç derisi, kuruluktan sonra dökülen saç derisi de yine kepek olarak size dönecektir. Yani kepek bu konuda saçınızın içinde, saç derinizin üzerinde bulunan fazlalıkların saç tellerinizin arasına geldiğinde oluşturduğu görüntü. Aşırı yağlandığınızda saç derisi ve yıkamadığınızda da bir iltihaplanmaya maruz kalacaktır. İltihaplanma olduktan sonra seborrojik dermatite yakalandınız mı? Artık işiniz o kadar zordur ki o akıl almaz kaşıntılar. Benim kulak arkamda çok hafif vardı bir ara. Ben onu zar zor geçirdim saçıma nüksetmeden önce. Böyle bir kaşıntı, böyle bir kuruluk, çok kötü bir şekilde iltihaplı gibi arada su geliyor. Kanatıyorsunuz, onunla birlikte sürekli taze kalıyor. Kurusa bile kaşınıyor. Kaşıdıkça tekrardan tazeleniyor. Böyle hiç yaşamak istemeyeceğiniz bir durum. Emin olabilirsiniz. Geçirmesi de çok fazla zor. Geçirseniz bile size sivilce olarak bir süre daha yakanızdan kurtulmayabiliyor. Oh diyorum yani. Bu hastalığa yakalanlara da gerçekten geçmiş olsun. Çok özenli davranmaları gerekiyor bu konuda. Ben bunu nasıl oldum vesaire, bunun belirtileri ne derseniz de anormal düzeyde bir kaşıntı, bir kızarıklılık, efendime söyleyeyim bir kabuklanma, bir kabuklanmaya bağlı ya da hiç fark etmez bir kepeklenme varsa hemen bir cilt doktoruna görünmeniz önemli, rica olunur. Seborrojik dermatit hakkında da daha fazla bir şey demeyeceğim. Bu cilt bir problemi ve saç derisinde çok fazla görünen bir problemdi. Yaşamadım. Kulak arkasına yaşadığım bir deneyimdi. Onu da saç için yaşamadığım için. Üstüne pek bir şey söylemem doğru olmaz ama eğer çok isterseniz de sağlam bir araştırmayla videosunu da tabii ki de çekmek isterim. Ama şimdilik genelde yaşayan ve atlatan insanların video içeriği üretmesi gereken çok önemli bir husus. Yine aynı şekilde bu yağ olmadığı zamanda ise ya da siz saçlarınızı çok fazla saç spreyine, saç pudralarına ya da anormal düzeyde çok fazla kullandığınız bir kuru şampuan varsa buna maruz bırakıyorsanız da saç deriniz zamanla kurumaya başlayacaktır. Yağ bezlerinin aktifliği azalacaktır ya da hormonal bir problem de olabilir. Hiç fark etmez. Bu şekilde de kuruluk meydana gelecektir. Sürekli tartışılan diğer bir konu ise saçın kendi yağı saçı besler mi? Kesin ve net bir şekilde cevap veriyorum. Kesinlikle besler. Kimisi şöyle demiş. Her gün saç yıkamak saçı uzatır. Bunu çoğu kişi söylüyor. Şimdi böyle olmasının biraz mümkünatı yok. Bunu söyleyen kişiler ne kadar şu an bahsedeyim videosundan ayrı bambaşka bir üslupla dile getiriyorum bunları. Hiç fark etmez. Hani o zaman çok fazla ben maruz kaldığım için bu soruya hiddetlenmiştim. Bu şekilde de aktarabilirim yani insanların yanlış düşündüğünü. Normal bireyler için söylüyorum. Eğer her gün saçlarınızı yıkarsanız bir kuruluk oluşacaktır. Bu kuruluk saç diplerinizdeki nem alacaktır. Nem alınca da bir saç haline dönecektir. Benim bu acayip vücut diliyle anlatmalarım da olmasa zaten hiç kendimi ifade edemeyeceğim gibi görünüyor. Ve her gün saç yıkaması saçlarınızı yıpratacaktır. Saç uçlarınızda kırıklar oluşturacaktır. Bu yüzden sağlıklı bir şekilde ya da hızlı uzatması pek mevzu bahis olamaz. Tabi her zaman istisnalar vardır. Cilt konusunda da saç konusunda da muhakkak vardır. Her saç tipi de kendine hastır. Yine de bunu genellemek çok büyük bir yanlış olacaktır. Genellemeyelim. Saçın yağı da saçı besler. Hatta düz olan saçlara daha hani saç dipten yağlanır. Yağlandıkça saç uçlarında gezer, uçlarına doğru gider. Gittikçe saçlarınızdaki kırılmalar olabildiğince azalır. Saç yağı saçı onarır. Uzamasını sağlayan en önemli etkenlerden de bir tanesidir. Fakat bunun fazlası da gözenekleri tıkayacağı için saçlarınızı dökmeye sebep olacaktır. Tamamıyla açık bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum bu durumu. Peki sağlıklı bir saç derisine sahip olabilmek için biz ne yapmalıyız? Hani nasıl hem kuruluktan hem de yağlılıktan kurtulabiliriz diyorsanız da ister yağlı, İster kuru, hiç fark etmez. Bir saç deriniz varsa dediğim gibi ilk başta söyleyeceğim şey saçınızı her gün yıkamanız doğru olmayacak olan bir şeydir. 2 ila 3 gün olur. Çok kuruysa 3 ila 4 gündür bu rutin. Tabii ki de saçınıza uygun olmayan bir şampuan kullanmanız doğru olmayacaktır. Yağlı saçlara sahip olan insanlar yağlı saçlar için üretilmiş, hem yağını alan hem de yağını alırken kurutmayan, nemini normal düzeyde tutan şampuanlar kullanmalılar. Yine kuru saç tipi olan insanlarda saçı nemlendirirken fazla yağı da beraberinde getirmeyen şampuanlar kullanmalılar. Yani bu konuda saçınızı tanıyacaksınız. Tanıdığınız saçınıza hangi markanın, hiç fark etmez,
Hangi şampuanı sizin için özel üretildiyse onu kullanmalısınız. Saç kremi saça nemlilik kazandırır, saç diplerinizi rahatlatır. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Fakat saçı yağlı olan arkadaşlarımızın kullanmamasını tavsiye ederim. Zaten banyodan çıktıktan 2 saat içerisinde saç yağı kendini göstermeye başlayacaktır. Siz ekstradan nemli olan saç derinizi kremlediğiniz için nemli olan saç derinize tekrardan alttan da bir yağ geldiğinde de o nem fazladan yağlı bir görüntü oluşmasına sebebiyet verecektir ve saçın yağlı, o yağlı görünme sürecini olabildiğince kısaltacaktır. Daha erken saçınız yağlı görünecektir. Saçı çok kuru olan arkadaşların da tabii ki de saç kremlerini kullanması gerekmektedir ama gene de çok fazla ben saç kreminden yana değilim. Bilmiyorum, belki saçım aman aman kuru olmadığı içindir ama şampuanım bile saç kremli almam. Ayrıyetten de saç kremi kullanmam. Şimdi saçınızı gereğinden fazla fırçalarsanız da yağlanır. Onun için çok fazla fırçalamayın da özellikle saç diplerinizde, saç derinizde çok fazla o fırçayı gezdirmeyin. Bir diğeri ise eğer erkek kadın hiç fark etmez saç düzleştiricisi ya da saç maşası kullanıyorsanız da bu sizin erken saçınızın yağlanmasına sebep olacaktır. Bir de üstüne üstlük ısı koruyucu herhangi bir sprey kullanmıyorsanız zaten ısı saçınıza zarar verecektir. Kuru ise saçınız kırılacaktır, yağlı ise saçınız için bir problem oluşturmayacaktır. Saç yağı bir güzel zaten saçı koruyor. Ve demiştik, kuru şampuanı çok fazla kullanırsanız saç dipleriniz kuruyacaktır. Okey, ama eğer saçınız çok yağlıysa bir kendinize kesinlikle kuru şampuan edinmelisiniz. Batiste'in kuru şampuanları gayet güzel, herkesin memnun kaldığı kuru şampuanlar. Isana'nın da Estusi serisi. Hem ucuz hem kaliteli, yani bir rozman varsa Estusi'den alabilirsiniz. Yoksa da gratislerde Batiste var. Eli doğurdu vesaireydi, ben pek cesaret edip denemedim açıkçası. Biraz saçı döküyor tarzında konuştuklarından dolayı ama bu iki marka bir olabildiğince iyi duruyor. Ve önerilerim bu kadar arkadaşlar. Bu konuya da güzel bir şekilde değinmek istedim. Kimse konuşmamış bu kadar açık bir şekilde. Ben de hem öyle hem böyle hem de ortası nasıl olması gerektiği hakkında da sizinle böyle muhabbet eder tarzında bir video çekmek istedim. Değinmediğim bir nokta varsa denemiz. Saç ile alakalı merak ettiğiniz bu düzen, bu rayın ile alakalı merak ettiğiniz bir konu varsa yorum kısmına hemen sorunuzu eklemeyi unutmayın. Seve seve tabii ki de cevaplarım herkes görsün diye, kaçırdığım bir nokta varsa. Peki benim saçımda herhangi bir şekilde bir sorun yok. Ben bu saçımı nasıl, hani ne kullanacağım vesaire derseniz de genelde ne olursa olsun böyle zeytinyağı özlü ya da onarıcı şampuanlar kullanabilirsiniz. Normal saç tipi olanlar için muhakkak yazacaktır. Yıpranmış saç için olanları bile kullanabilirsiniz. Ben şahsen yıpranmış saç için olan bir şampuan kullanıyorum ve gayet de memnunum. Ve bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Yorum bırakırsanız çekişe katılmış olursunuz. Instagram adresinde arasbarlas, lütfen takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değil. Ay buralarda hep söylemek ne kadar itici bir durum ya. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, çanı açmayı, bildirimleri de tüme getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu kadar niye açık konuşuyorum? Hiçbir YouTuber bu kadar açık konuşmuyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.